İşte moda yemek köşesiyle devam ediyor. Yine harika yemekler, pratik yemekler yapmaya devam ediyoruz. Merhaba Yusuf. Merhaba Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk yeniden. Bugün nasılsınız? Teşekkür ederim. Bugün çok iyiyiz elhamdülillah. Keyifler yerinde. İzleyicilerimiz de bize moral veriyorlar, destek oluyorlar. Bizleri takip ediyorlar sağ olsunlar. Onlara da teşekkür ediyoruz buradan. Evet, buradan herkese çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel mailler geliyor, çok güzel yorumlar geliyor, mesajlar geliyor. Sevmelerine çok sevindim. Şimdi masada çok ilginç bir şey görüyorum. Neden koydunuz? Evet, bugün bir kompozisyon oluşturduk. Kompozisyonumuzun bir anlamı var. Anlamı topraktan başa, başaktan sofraya. Yani başak gerçekten ta tarımda gelen, ta emekle, zahmetle ta masalarımıza, sofralarımıza uzanan bir kompozisyon yolculuğu hazırladık burada. Başlangıçlar topraktan geliyor başa, başaktan sofraya. Bugün soframızda başaktan elde ettiğimiz ürünle bir yemek yapacağız. Bugün tavuk emensemiz var. Tavuk emensemizi makarna eşliğinde yapacağız. Malzemelerimiz nedir? Evet, malzemelerimiz 500 gram burgu makarna, 100 gram kaşar peynirimiz var, 500 gram tavuk bonfilemiz var, körümüz var, karabiberimiz var, tuzumuz var, 1 bardak da kremamız var. Bir de yağ kullanacağız, sıvı yağ. Etleri soteleme aşamasında kullanacağız. Yeşil biberimiz var, sivri biber. Nasıl yapacağız yemeğimizi? Öncelikle onu anlatalım. Yemeği, öncelikle makarnamızı tuzlu kaynar suda kaynatacağız onu. Daha akabinde tavuk yemeğine geçeceğiz. Evet, tavuklarımızı jülyen jülyen doğrayacağız. Yeşil biberlerimizi doğrayacağız jülyen jülyen. Tavada soteleyeceğiz. Ardından krema ve peynirle birleştireceğiz. Zaten izleyeceğimiz birazdan görecekler, onları hazırlayacağız. Hadi dilerseniz başlayalım. Evet. Tavuğumuzu yine daha önce gördüğümüz gibi mi? Evet, evet. Üç kez ince ince ortasından kesiyoruz. Parmaklarımızı şöyle dikey tutuyoruz. Vivement le week-end, à cause de mon talent, je suis convoqué chez les chicken. Yeah, à Paris, y'a plus rien de nickel. T'as déjà dit d'une meuf que moi je dessonnerai nickel. Sois le bienvenu dans. Suya tuzu önce attığımızda daha çabuk kaynamıyor mu? Daha çabuk kaynıyor. Ve sudaki mikrobu da zaten tuz öldürüyor. Onu da söyleyeyim buradan izleyicilerimize. Tuz atarsa zaten bakteriyi de öldürüyor. Oradaki mikrobu da kırıyor. Hem de daha sağlıklı oluyor. Önceden atarsalar. Önceden atarsalar. Evet. Şimdi biberlerimize geçiyoruz. O esnada sıcak suyumuz. Evet, sıcak suyumuzu yani ocağa koyduk. Birazdan ona tuz da ilave edeceğiz. Tuzumuzu ilave ettikten sonra kaynar suya makarnamızı atacağız. Şimdi malzemelerimizi doğradık. Dilerseniz pişirmeye geçelim. Tamam. Ne yaptık? Tavuğumuzu hazırladık. Şimdi makarnamız oldu. Evet, sanıyorum. Makarnamızı süzeceğiz. Makarna yapmayı herkes biliyordur ama burada krema söz konusu olduğu tabii için ki krem, biraz farklı bir tekniği farklı, var. Evet. O yüzden siz anlatın. Kesinlikle. Kremayı herkes kullanmıyor. Çünkü Türk mutfağına uygun bir tarzı yok. Dünya mutfağında kullanılan bir şey olduğu için. Ama biz bunu artık Türk mutfağında da kullanıyoruz. Kremayı sık tüketmeye başladık. Birazdan onu nasıl kullanacaklar makarnada detaylarını göstereceğim. Buyurun isterseniz başlayalım. Hadi görelim. Tabii. Makarnamızı, kremalı makarnamızı hazırladık. Evet. Nasıl hazırladık bir duyalım. Tabii. Kremamızı öncelikle bir tavaya az bir şey yağ koyduk. Çok minicik bir yağ. Çünkü krema zaten yağlı bir ürün.
Biraz yağımızı koyduktan sonra kremamızı ilave ettik tavamıza. Kremamız bu arada kaynamaya başladı. Biz ne yaptık? Baharatlarımızı ilave ettik kaynayan kremamıza. Daha sonra süzmüş olduğumuz makarnayı kremamızla birleştirdik. Ardından son olarak da kaşar peynirimizi ilave ettik. Güzelce karıştırdık. Şimdi bunları birleştirme zamanı geldi. Hadi birleştirelim. Evet, şimdi sunum yaparken nasıl sunum yapacağız? Tavuk emensemizi, öncelikle tavuğumuzu tabağın bir kenarına bırakıyoruz. Ardından makarnamıza geçiyoruz. Bu yemek benim tarzım oldu. Evet, güzel bir hafif yemek. Dikkatinizi çektiyse çok güzel bir kokusu var, aroması var. Evet. Körünün kokusu çok harika. Siz demiştiniz yemek kokusu çok evet, güzelse kesinlikle. Yemek de çok güzel kesindir demiştiniz. Çok güzel kokusu ve benim tarzım zaten. Evet. Şimdi son olarak da buna küçük bir dokunuş yapmak istiyorum. Hı-hı. Görmüş olduğunuz gibi salatamızın dört bir kenarında papatya yaprağı gibi açıyoruz. Çok basit, çok kolay. Hı-hı. Çevirdik. Ne yaptık? Kenarına koyduk. Hı-hı. Bir tane domatesten gül yapalım. Gül yapıyoruz domatesten. Evet. Kırmızı gül. Evet. Yavaşça kenarlarını soyuyoruz. Harika görünüyor. Bundan sonra her hafta istiyorum böyle bir şey. Turptan aranjmanlar yapacağız izleyicilerimize. Tabii turptan aranjman yapacağız. Havuçtan laleler, papatya yapacağız. Söylemeyin, sürpriz olsun. Evet, ama bence devamı gelsin. Her hafta böyle bir süsleme şekli tabii ki yapacağız. Şimdi yemeğin tadına bakıyoruz. Dediğim gibi benim tarzım zaten. Özgün Usta da yaptığı için muhtemelen güzel olmuştur. Ama belli olmaz. Evet sevgili izleyenler. Şu anda sonuç aşamasına geldik. Daha önce de muhteşem. Güzel bir aroması var çok değil güzel. Mi? Çünkü dedik ya topraktan başa, başaktan sofraya. Haliyle her şey topraktan geliyor. Güzel olmaması mümkün değil. Sadece bizim ellerimizde hazırlanmış lezzetler değil. Gerçekten ürünleri buluşturmamız, hangi ürünü nerede kullanacağımız çok önemli buradaki. Hı hı. Hepsi birbirine yakışmış. Siz de eğer takdir ettiyseniz, izleyicilerimiz de inşallah takdir etmişlerdir. Buradan bu güzel tarifi en kısa zamanda yapmalarını tavsiye ediyoruz. Afiyetler diliyoruz. Biz yemeğe devam ediyoruz. Sizlere afiyet olsun.